Evet arkadaşlar, çeşitli videolardan merhabalar. Motosikletimiz Kuba Blueberry Elis motosikletimizin sağ garanajı arkadaşlar kırılmış. Onu değiştireceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, yenisini sipariş ettik, geldi. Görüyorsunuz. Yenisini sipariş ettik, geldi. Ne şekilde takılacağını, ne şekilde takabileceğimizi hep birlikte yapmaya çalışacağız, göstereceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, sökmeden önce aslında sökeceğiniz şeyi incelemeniz lazım. Önceden incelemeniz lazım, sonra sökmeye karar vermeniz lazım. İnceleyerek sökerseniz arkadaşlar ne yaptığınızı unutmazsınız. Şurada gördüğünüz gibi bir demirimiz var. O demir arkaya işte çantalık koyabileceğimiz bir demir var, onu sökeceğiz. İçeriden civatalarımız var arkadaşlar, gördüğünüz gibi onları sökeceğiz. Ondan sonra yeni parçamızı takmaya çalışacağız. Haydi oynatalım. Evet. Evet arkadaşlar, içindeki civataları sökeceğiz tek tek. Pratik yoldan sökme yollarına bakacağız. Yoksa kırarsınız. Şöyle, kameraman şöyle geç. Böyle. Şurada tırnaklar var. Tırnaklara dikkat etmek lazım arkadaşlar, yoksa kırarsınız. Ondan sonra yenisini takmanın hiçbir anlamı kalmaz. Evet. Önce siyah çektiriyoruz. Ama evet. Var mı tutan bir şey? Tırnaklar varmış. Değil mi? Evet. Şurada da bir tane var. Şurada da bir tane, gördüğün gibi. Hem giden çivi giyinir. Şöyle bir tane. Evet amca. Civatamız var. Bu şekil. Evet. Şöyle çıkarıyoruz. Evet. Arkadaşlar sağ taraftaki kranı zaten sökeceğiz. Buradan gördüğünüz gibi bir civatamız daha var. Onu da alınca, şurada bir tane civatamız var. Şöyle kameraman. Sağda solda birer civatamız var arkadaşlar. Onları söktükten sonra tabii arkadaşlar, her zaman diyorum, İnceleyin. Sökeceğiniz şeyi önce bir inceleyin. Ondan sonra sökün. Yoksa yanlış yaparsınız. Şöyle elimize aldık. Şu şekil. Şu şekil. Ne arkadaşlar? Şu şekil elimize almış olduk. Şöyle kranım kırık olan yer arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası. Bunu değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kırık olan kranajı sökeceğiz. Söküyoruz zaten. Gördüğünüz gibi. Evet. Çok hassasiyet göstermek lazım arkadaşlar. Yoksa yenisinde eskisinde kırarsınız. Fark eden bir şey yok. Hassasiyet göstermek lazım. Çok dandik arkadaşlar. Onu söyleyeyim ya. Bunların granajları her zaman dandik. Motor kısımlarına kefiliz ama bu granaj kısımları dandikten daha öte yani bir şey. Baba bak, senin motorun bundan daha dandik değil ya. Bizim motorun
motor efsane. Aa baba. Bu aklıma bir şey geldi de. Arkadaşlar tüm civatalarımızı söktük. Yok, bir civatamız daha kalmış. Onu da sökelim. Evet. Tüm civatalarımızı baktığımız zaman arkadaşlar sökmüş oldu. Hani bir saniye. Evet. Eski kırana gündüz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kırık olanı aldık. Evet arkadaşlar yeni granajımızı görüyorsunuz sağ tarafta. Sağ tarafın granajı. Şimdi bunu montajını yapacağız. Takalım. Bundan sonra arkadaşlar yeni granajımızı takacağız. Şu şekil. Tırnaklarını oturtacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tırnakların buradan şu şekilde arkadaşlar girdiğini gördünüz. Şimdi zarar vermeden yine civatalarımızı arkadaşlar bağlayacağız. Şu şekil. Adam onca vida koymuş. Demet amca. Tancının motorunun koltuğu da rahatmış. Arkadaşlar civatalarımızı sırasıyla bağlantılarını yapıyoruz. Şurada bir civatamız daha var. O da siyah renkli. Şurada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi sinyalimizi bağlayacağız. Gördüğünüz gibi. Çıkardığımız gibi bağlayacağız. Evet. Şimdi diğer civatamızı da bağladık mı? Sinyalimizi bağlamış olacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni granajımızı montajını yaptık. Şu an elimizde safa sağlam. MOSFET'e montajını yapacağız. Evet arkadaşlar. MOSFET'imize montajını yapmadan önce
elektrik kablosunu sökmüştük. Gördüğünüz gibi bunu önce bir takalım. Evet arkadaşlar, onu da taktıktan sonra yavaş yavaş parçamızı şöyle kasaya oturtacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasamıza oturtmuş olduk. Baba. Evet arkadaşlar, sağ tarafımızda bir tane şöyle civatamız var. Sabitleyeceğiz. Evet, bir de sola geçelim. Sol tarafta da bir civatamız var. Bunu da sabitleyelim. Evet. Şu şekil. Şuradan bakabiliriz. Civata giriyor mu diye. Evet, giriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi iki civatamı da o şekil sabitlemiş olduk. Bir siyah kranajımız var. Onu da takalım. Tırnakları var arkadaşlar. Tırnaklarını oturtacağız. Evet. Şu anda bir de içeriden. Evet. Bu tarafın tırnaklarını evet bu şekilde oturtturduk. Buranın da evet arkadaşlar şu şekil. Motorun kırık. Evet bu şekilde oturtmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi civataları takacağız. Ezik. Arkadaşlar içerideki, içindeki mevcut civataları yine söktüğümüz gibi takıyoruz. Şöyle sağlı sollu. Toplamda 6 civata var arkadaşlar. 6 civatayı da taktık mı kalıyor demirimiz. Sağlı sollu civatalarımızı dikiş diker gibi takıyoruz arkadaşlar. Aynen dikiş diker gibi takacağız. Arkadaşlar plastik kranajda son bir civatamız kaldı. Onu da takıyoruz. Şimdi demire geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi de demirimizi takacağız. Sırasıyla civatalarımızı önce elimizle boşluğunu alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hassas davranın motosikletlere, yani çok ya dandik, ya inanın dandik yani, bunu söyleyeyim. Arkadaşlar boşluğunu aldık civatalarımızın, yavaş yavaş sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi
Evet. Babanın aynı motorda anlamıştı. Kuba. Tamamdır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kuba Blueberry Elisi motosikletimizin kırılan sağ granajını gözünüzün önünde taktık. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Özellikle bu set kullanıcıları abone olursa kendi yararlarına. Hoşça kalın.